Denizciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Projemiz tamamlandı ve sonrasında tekrar seni gördüğüm için çok mutluyum. Ben de aynı şekilde. Ve röportaj davetimizi kabul ettiğin için de teşekkür ederim tekrar. Bana davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Biliyorum ki işe başladın, artık bir okulda çalışıyorsun. Tam da bu röportajın aslında amacı da şu anda artık okuldasın, işine başladın. Birlikte yaptığımız projenin sana ve hayatına nasıl etkileri oldu? Buna dair bazı sorular sormak istiyorum sana. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. İlk sorum, projeyle nasıl tanıştın ve neden katılmaya karar verdin? Projeyi aslında babam sayesinde duydum. Babam bana attı link olarak. Daha sonrasında içeriğini inceledim ve yani form soruları vardı yanlış hatırlamıyorsam. O sorularda şiddetsiz iletişimi gördüm. Ve hani onun ne olduğunu kendim önce araştırmak istedim. Hani neymiş bu, nasıl bir şeymiş, hani neler olacak içeriğinde diye. Daha sonrasında bir video vardı YouTube'da şiddetsiz iletişimle ilgili. Onu dinledim. Hani gerçekten çok hoşuma gitti ve az çok aslında benim de iletişim üzerine hani çok önemsediğim bir şey iletişim benim. Ve hani düşüncelerimle hemen hemen örtüştüğünü gördüm. Programla ilgili en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bunu birisiyle birlikte ortak bir şekilde yapılıp hani uygulamalı olarak ilerleyecek olmasıydı. Çünkü hani bilgi olarak ne kadar bilsek bile bazı şeyleri değiştirmek ya da uygulamak çok zor oluyor. Bir beceri olarak bunu kazanmak çok zor oluyor. O yüzden o yanı çok ilgimi çekmişti. Gerçekten benimseyerek başvurduğumu düşünüyorum. Hani o yüzden yani projenin kapsamını gerçekten anladıktan sonra başvuruyu tamamlamıştım. Ve benim için de özellikle beceri kısmında bana katkı sağlayacağını düşünmüştüm. Teşekkür ederim Deniz. Bunları duyduğuma da çok memnun oldum ayrıca. Diğer sorumuz, kişisel gelişimin ve ilerlemen projeye katılmanın bir sonucu olarak nasıl evrildi, nereye evrildi, neler kattı proje sana? Kişisel gelişim olarak aslında birazcık bahsettim az önce de. Zaten hani iletişim benim çok önemsediğim bir şeydi. Ancak bu programda şunu da gördüm. Sonuçta buraya başvuranlar da biraz seçilerek geldiği için aynı hevesle bir arada olunan ortamlarda da bazı önyargılarımın kırılabileceğini gördüm. Hani çünkü bazen belki bakış açımız farklıdır diyerekten bazı davranışları göz ardı ediyordum. Ama amacımız aynı olsa bile birbirimize karşı davranışlarımızın farklılık gösterebileceği konusunda bana büyük bir farkındalık kazandırdı. Özellikle de projenin başlangıçlarında. Yani aslında daha anlayışlı olmayı öğrendim diyebilirim. Onun dışında proje katının sonlarına doğru da kendi açımdan projedeki etkinlikleri yaptıkça bunun sadece bu projeyle değil daha düzenli bir şekilde yapılması yani bu becerinin sürekli sürekli tekrar edilmesi gereken bir şey olduğunu da fark ettim. Çok teşekkür ederim. Peki projeye katılmanın toplumumuz ve etrafındaki insanların yaşamı üzerine nasıl bir etkisi olduğu, bunu da paylaşabilir misin? Ben sizden izin de alarak bir arkadaşımla birlikte de etkinlikleri bir yandan gerçekleştiriyordum. Tabii öncelikle kendi ortamla yaptıktan sonra. Ve özellikle onunla olan iletişimimde de ya ben seni şu anda istediğini tam anlayamıyorum. Yani bir daha bir söyler misin ya da işte anlaşılmaya mı ihtiyacın var yoksa tavsiyeye mi ihtiyacın var? Konuşurken bu tarz cümleler geçmeye başladı aramızda bir müddet sonra ve bu beni gerçekten çok mutlu etti. Hani ve ben de ona o şekilde yaklaşmaya başladım ve hani kendim de daha iyi anladığımı ya da bazı şeyler hakkında aslında ne kadar yanlış düşündüğümü fark ettim.
Onun dışında okul tarafından bahsedecek olursam, okula geldiğimde de çocuklar açısından birçoğu şey kişisel algılamamam konusunda buradaki öğretilerin bana katkısı olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde hocalarımızla olan konuşmalarımızda da. Yani çünkü yoğun, hepimiz yoğunuz. Bu yoğunluğun farkında olarak birbirimize cevap vermenin çok değerli olduğunu zaten biliyoruz ama uygulamada bazen zorlanabiliyor ve bunu uygulama konusunda bana büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum bu projenin. Yani psikolojik olarak mesleğe başladığım ilk yılda beni yormayan bir süreç oldu. Yani çünkü çok detaylı düşünen bir insanım. Beni yormayan bir süreç oldu. Yani çünkü çok detaylı düşünen bir insanım. Başka bir insanın hiçbir şekilde sıkıntı etmeyeceği bir konuyu normalde sıkıntı da edebilecek bir insanım. O yüzden hani kimsenin söylediği herhangi bir şeyi kişisel olarak algılamamak, yoğun olabileceğini düşünmek, o anlayışa benimsemek ve ona göre davranma konusunda okul hayatımda bana faydası olduğunu düşünüyorum. Çok sevindim. Çok sevindim. Çok güzel bunları duymak. Peki hangi hikayeler veya olaylar ön plana çıkıyor senin için? Ya burada tam nasıl bir şey cevap vermem gerekiyor çok emin olamadım. O yüzden biraz daha yardım alabilirsem çok Tamam, sevinirim. tabii. Projeyi gerçekleştirdin. Şimdi artık okul yaşamındasın. Böyle gerçekleştirirken ya da şu anda projede birlikte yaptıklarımızla ilgili aklında kalan bir hikaye ya da böyle bir olay var mı? Senin şu anda aklına gelen, gelmiyor da olabilir. Varsa paylaşır mısın? İlk başlangıçta aslında belki de olabilir diyebilirim. Biz öğrenme ortamında bir türlü bir araya denk gelememiştik. Ve hani benim için dakiklik önemli bir şey. Ve hani bir gün belirlediysek o gün orada olmamız lazım. Benim için. Böyle gelemedik ama hani konuşamıyoruz. Yani çünkü sonuçta birbirimizi tanımıyoruz. Farklı şehirlerdeyiz. Yani bir yandan insan kör bir tabir olacak belki ama darlamak da istemiyor karşısındakini. Ancak elinde sonunda bir araya geldiğimizde onun da hani müsait bir şekilde müsait olamadığı için ne kadar sıkıntı çektiğini duyduğumda şey oldum. Ya yani o söyle aslında az önce söylediğim şeyi yaşadım. Hani aynı amaç için aslında buradayız ikimiz de. Fakat farklı şekillerde tepki verebiliyoruz. Hani ben evet bunun amacı ben de çok önemsiyorum ve benim için dakik olmak önemli. O da bunu çok önemsiyor ve o sırada orada olamadığı için olamadığı için gerçekten üzüntü duyuyor. Hani bunu fark etmek benim için çok önemliydi. Ve daha sonrasında birbirimizi anladığımız zaman da hiçbir şekilde eksiksiz olmadan ya da birbirimizi anlayışla bütün dönem sonuna kadar devam ettik. Hatta hala da konuşuyoruz kendisiyle de. Bu benim için önemliydi. Önemli bir farkındalıktı. Seni şöyle mi anlamalıyım? Doğru mu anlıyorum? Emin olmak istiyorum. Sanırım bu anlattığın hikayedeki en önemli şey bağlantı kurmak. Yani birbirimizi duyabilmek. Sanırım o bağlantı kurulmadan birbirimizi anlamak, ne durumdayız, neler hissediyor, nelere ihtiyacı vardı. Bunlarla bağlantı kurduğumuzda hayat daha farklı akıyor galiba. Doğru anlıyor muyum seni? Kesinlikle. Çünkü bir yandan sizin etkinlikleriniz de geliyordu ve onları da dinliyordum. Hani o yüzden aslında o sabrı kendimde bulabilmiştim. Hani evet daha önce bir bağlantı kurayım, ondan sonra harekete geçeyim şeklinde. Yine mentorunuz da yardımcı olmuştu bu konuda. Onun da etkisini söylemem gerekir. O şekilde. Çok teşekkür ederim Deniz. Galiba bizim için en kıymetli olan şeylerden birine değindin. Bağlantı kurmak, bağlantı kurabilmek. Şiddetsiz iletişimin ve şefkatli bir iletişimin aslında böyle can alıcı yerlerinden bir tanesi. Önyargısız duygularımızla, ihtiyaçlarımızla bağlantı kurabilmek. Daha farklı bir yaşama çeviriyor hayatı. Kesinlikle. Yani o bağlantıyı kurduktan sonra zaten etkinliklerimiz de tam o duygularımızı ifade etmeyle ilgili bir etkinlikti. İlk günde hemen
İşte o 2-3 etkinlik ne kadar geri kalacak tam net hatırlamıyorum ama hepsini hemen bitirmiştik. Ve hani o bağlantıyı etkinlik sayesinde aslında bir bakımda da kurduk. O yüzden ondan sonrasında da hiçbir şekilde böyle bir sıkıntı yaşamadık. Yani biz o bağlantıyı kuramasaydık ben bir kafamın bir yerinde bir şekilde hani hep şeyi düşünecektim. Ya nihistatik değil. Muhtemelen düşünecektim. Ama o bağlantıyı kurduğumuz için ve etkinlikler sayesinde benim de düşünce yapım az çok değişti. O yüzden daha sonrasında hani ne kadar olumlu bir iletişim kurduğumuz ve az önce söylediğim gibi hani tamamen değişti. Hani belki de başka bir şekilde karşılaşsaydık yollarımız ayrılacaktı belki orada ama bana bir arkadaş kazandırdı. Çok teşekkür ederim paylaştığın için. Ben de seni duydukça mutlu oluyorum aynı zamanda. Peki deneyimli bir kelimeyle tanımlayabilir misin? Bu projeyle birlikte nasıl bir deneyimdi senin için? Tek kelimeyle ifade etsen ne dersin? İki kelime geliyor aslında aklıma. Peki. Bir tanesi kesinlikle kendini farkında olmak aslında, farkındalık. Ötekisi de bakış açısı. Aslında bakış açısı farkındalığı kapsadığı için belki de tek kelime olarak farkındalık diyebiliriz. Tamam, anlaştık. O zaman farkındalık olarak Evet. alıyorum. Çok teşekkürler. Peki, değişim yolunda ilk adımı atmaya teşvik eden, sana ilham veren ve kişisel bir aydınlanma anını açıklar mısın projede yaşadığın? Aa. Tekrarlayayım mı soruyu, ister misin? Yok, teşekkür Tamam. ederim. Babam attı ilk başta. Zaten onunla bir başlıyor. Onun linki atması bence önemli bir şeydi. Ama proje içerisinde bir etkinlikte bir söz vardı. O beni çok etkilemişti. Tam doğru hatırlayamayabilirim. Başkalarının davranışlarından yine başkalarının bize karşı davranışlarından biz sorumluyuz gibi bir cümle vardı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama ben de yaşattığı farkındalığı anlatayım belki daha şey olur. Aslında birisi bize bir şey söylediği zaman kendimizde o yoksa hani çok da kişisel algı yani ona bakmak daha mantıklı. Hani belki evet o bu şekilde söylüyor ve o bende yoksa belki benim onu anlamam gerekiyordur. Hani bu şekilde bakmaya başladım. Hani bana söylediği şey bende yok diye yani söylediği kötü bir şey olabilir ya da bende olmayan herhangi bir şey olabilir. İyi bir şey olabilir ama yine bende yoktur, beni rahatsız ediyordur söylemesi. Hani bu bende yok diye çabalamak yerine tamam bu bende yok. Hadi şimdi karşımdakini anlamaya çalışayım. Niye böyle dedi acaba? Hani bu şekilde bakmamı sağlayan bir cümle vardı, bir etkinlik. Cümleyi tam hatırlayamazsam da. Şöyle mi? Sözlerin ardındaki duyguları ve ihtiyaçları anlamakla ilgili bir şey mi Evet. anlatmak istediğin? Yani Evet. biri sana olumsuz bir şey söylese de o söylediğinin ardında bir duygusu var ve bir ihtiyacı var. Sanırım onu anlamaya yönelik bir aydınlanma, bir farkındalık oluştu senin için Evet. yaptığın o çalışmada. Evet. Öyle mi? Bir de hani kendi duygularımın da farkında olmak. Hani ikisi Evet. aynı anda oldu. Çünkü hani önce kendime bakıyorum şimdi bu söyleniyor ama gerçekten bu şey bende var mı? Önce kendi duygularımdan emin olduktan sonra. Çünkü kendi duygularımızdan emin olmadan başkasının duygusunu zaten anlayamayız. Yani bu da yine burada öğrendiğim bir öğreti. O yüzden önce kendi duygularımın farkına varıp ondan sonra hala aynı şey devam ediyorsa ya da ben kendi duygularımı ifade ederken yanlış bir şey yapıyorsam önce kendime bakıp daha sonra hani hala bu süreç devam ediyorsa o zaman belki de benim karşıdakini anlamam gerekiyordur deyip yine bakış açıma dönüp hani hep kendime aslında birazcık dönüş yaşamamı sağladı. Da bir o söz vardı. O sözü bulursam atarım. Tamam, süper. Çok sevindim bunları duyduğuma. Çünkü evet, önce kendi duygu ve ihtiyaçlarımızı anlamak, kendimizi anlamak ki bu gerçekleştikten sonra da karşımızdakine dönmek ve onun duygu ve ihtiyaçlarını anlamak bağlantı kurmamızda çok ama çok destekleyen şeylerden bir tanesi. Şimdi seni duyduğumda anlıyorum ki proje içinde bizim sizlerle paylaşmak istediğimiz
çalışmalarla ve egzersizlerle sizlerle birlikte öğrenmek, yapmak istediğimiz şeylerden neredeyse büyük bir çoğunluğunu duydum. Sen de böyle bir etki bırakmasına da çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim paylaştığın için Deniz. Ben çok teşekkür ederim. Çok çok keyifliydi. O zaman görüşmek üzere tekrar. Görüşürüz.